Kızlarla erkekler arasında farklılık olmakla beraber kızlarda ortalama ergenlik başlangıcı 10-11 yaşlara kadar çekilmiştir günümüzde. Bu 18 yaşına kadar devam eden bir süreçtir. Erkekler ise birazcık daha geçtir. 11-12 yaşlarında ergenliğe girmeye başlarlar. Hem yağ vücudumuzdaki fazlalığı hem de hormonal hipofizdeki aktiviteyle beraber ergenliğe girmeye başlayacaklardır. Şöyle, çocuklar zaten bunun farkında, vücutlarında herhangi bir değişim olduğunu, büyüdüklerinin farklı tüylerin çıktığının, vücutlarında bazı şeylerin büyüdüğünün farkına varıyorlar. Bu da kendileri açısından, psikolojik açıdan da oldukça farklı oluyor. Ama bazıları da mesela daha gecikiyor. Neden bende bu değişimler arkadaşlarımdaki gibi olmuyor veya abim ablamdaki gibi değişimler olmuyor diye kafalarında soru işareti kılıyor. Tabii ergenlik demek sadece büyümek anlamına gelmiyor. Cinsel olarak da olgunlaşmak anlamına geliyor. Özellikle kızlarda yumurtalık olgunlaşmasıyla beraber doğum için bir ön hazırlık anlamına gelecektir veya adet görebilmesi onu birazcık daha kadına doğru yaklaştıran bir dönemdir aslında. Şöyle, bu dönemde öncelikle kızlarda tüylenme ortaya çıkacaktır. Pubik bölgede koltuk altlarında tüylenme göreceklerdir. Bundan sonra meme gelişimi başlayacaktır. Meme tomurcuklanması başlayacaktır. Adet görmesi bundan sonraki döneme gelecektir. Ortalama 3 yıl sonrasında adet görmelerini bekleriz biz meme tomurcuklanmasından sonra. Eğer ki bir kız 14 yaşında meme gelişimi, tüylenme, kıllanması var fakat adet görmüyorsa ya da bu gelişimlerin hiçbiri olmamış ve 16 yaşına kadar gelmiş adet görmüyorsa burada bir problem var demektir ve doktora başvurmasını tavsiye ediyoruz. Peki pediatrik ve ergenlik döneminde kadın üreme sistemini etkileyecek olumlu ya da olumsuz yöndeki etkenler nelerdir? Her hastada veya her insanda olduğu gibi bazı kanserler görebiliyoruz burada. Veya hormonların yeteri kadar çalışmamasına bağlı bu evreye geçiş olmayabiliyor. Dediğim gibi bu yaş dönemlerinde hala adet görmediyse o zaman bir doktora başvurması lazım. Veya kanser gibi, diyelim ki çocuğumuz 9 yaşında 10 yaşında adet görmeye başladı. Bu durumda da herhangi bir şey var mı diye mutlaka görülmesi gerekiyor. Ortalama öneri aslında 11 ile 13 yaşları arasında ek jinekolojik muayeneye gelmeleri gerekmektedir. Biz burada öncelikle bir konuşma yapıyoruz tabii ki. Dış muayenesini yapıyoruz. Tüylenme, kıllanmaları var mı? Meme gelişimi olmuş mu? Adet görüyor mu? Adet düzeni nasıl? Akıntısı var mı? Kaşıntısı var mı? Başka bir problem var mı? Karın ağrısı var mı? Ve karnından bir ultrasonla rahim ve yumurtalıkları görmeye çalışıyoruz. Öncelikle anormal kanamalarla bize geliyorlar, başvuruyorlar. Çünkü daha hipotalamo hipofizar aks, yani bu beyinle yumurtalık arasındaki hormonal aks tam yerleşmediği için, gelişmediği için anovülasyona bağlı, yani yumurta atılmamasına bağlı bir kanama oluyor. Biz de bunu anormal uterin kanama ile geldiklerini görüyoruz hastaların. Disfonksiyonel uterin kanama da deniyor halk arasında buna. Daha çok bu adet düzensizliği de bize başvuruyorlar. Akıntı aslında pek çok kadında olan bir şey, ergenlikte de olacaktır. Çünkü hormonlar artık devreye girmektedir. Adet dönemiyle de alakalıdır. Adetin ortasına doğru akıntılar artar. Yumurta akı gibi hafif kıvamlı bir şekilde akıntı normal olarak tasvir edebiliyoruz. Beyaz peçete silintisiyle beraber gelen akıntılar normaldir. Fakat bol, köpüklü, kokulu, kanamalı, kaşıntılı veya süt kesiği gibi akıntılar varsa bu durumda doktora gitmesi gerekir. Peki doktora gitti, teşhiste kondu. Tedavi süreci nasıl işliyor? Şimdi çocuklarımız daha ilişkiye girmediği için biz onları vajinal muayene yapamıyoruz. Ancak dışarıdan çamaşırlarında bir akıntı var mı veya dış bölgede bir akıntı var mı onlara bakarak muayene edebiliyoruz. Herhangi bir problem varsa ona uygun kültürlerini yapabiliyoruz. Bakteriyel herhangi problemleri var mı diye ve onlara uygun antibiyotik, yaşına uygun antibiyotik verebiliyoruz. Evet, ergenlik döneminde bir normal bir adet döngüsü vardır zannediyorum. Hı-hı. Bu nasıl bir normali nedir? Hangi durum bir soruna işaret eder? Şöyle, aslında ilk 1-2 sene adet düzensizliği olabiliyor. Yine hormonlar tamamen aktif olmadığı için bir sene kadar diyebilirim size. Adetleri gecikebilir, sık sık adet görebilirler. Fakat bu adet kendilerini artık halsiz bırakacak kadar, mesela fazlaysa, disfonksiyon uterin kanamaları varsa bu durumda doktora başvurmaları gerekiyor. Ama 1-2 seneden sonra her kadın gibi ortalama 35-40 günde bir adet görebiliyor olmaları gerekiyor en azından. Tabii bu da önemli herhalde, yine kendi gelişimi, bu döngünün normalliği.
Dediğim gibi disfonksiyon uterin kanama olabiliyor. Bu durumda kızlar çok fazla abondan kanamayla, yani fazla kanamayla, pıhtılı kanamayla, uzun süren, gün olarak uzun süren kanamalarla gelebiliyorlar. Günde mesela 1-2 pet yerine 6-7 pet belki çocuk bezi kiletecek kadar kanamalarla başvurabiliyorlar. Bu durumda da biz mutlaka hastaneye yatış önerebiliyoruz veya bundan daha azsa evde biz tedavi vererek takip edebiliyoruz. Peki polikistik over sendromu, peki nedir bu? Hangi sıklıkla meydana gelir, nasıl olur, tedavisi var mı? Bundan bahsedersiniz. Aslında multifaktöriyel bir hastalıktır. Eğer ailenizde polikistik over sendromlu bir bayan varsa, hala, teyze, anne gibi, sizde veya kardeşlerinizde, sizde de olma ihtimali olabiliyor. Yumurtalıklarda minik minik pek çok folikül bulunacaktır ve eğer ki sizde bir kilo artışı da varsa bu foliküller yumurtlamanızı gerçekleştirmeyecektir. Bu durumda da bu kısır bir döngüye giriyor. İşte tüylenme, kıllanma artışı olabiliyor, adet uzantısı devam edebiliyor, kilo artışı olabiliyor. Ve hormonlarda da erkeklik hormonları, sizin vücudunuzdaki erkeklik hormonları biraz fazla olabiliyor. Polikistik over sendromundaki kistlerle normal kistler farklıdır. Öncelikle bundan bahsedeyim. Pek çok kist görülebiliyor. Normal bir kadındaki kistlere benzeyen fonksiyonel kistler görülebilir. Mesela önceki adette atılmayan kist olabilir veya endometrioma dediğimiz çikolata kisti de olabilir. Bunları görebiliyoruz tabii. Aileler neye dikkat etmeli? Öncelikle takip etmeliler çocuklarını. Hani ne gibi bir semptomları var, neler olmaya başladı vücutlarında, bunlardan utanmamaları gerektiğini belirtmeleri gerekiyor. Bunların normal bir süreç olduğunu söylemeleri gerekiyor. Tek tek neler başlarına geleceklerini oturup anlatmaları gerekiyor. Öncelikle işte tüylenme, kıllanma artışın olacak, memelerinde gelişim olacak, bundan sonra adet göreceksin, temizlenmesinin nasıl olması gerektiğini, tuvalet ihtiyacı nasıl gidermesi gerektiğini, hangi maddeleri kullanması gerektiğini anneleri tarafından bence anlatılması gerekiyor. 10-13 yaş arasında mutlaka bir kadın doğum muayenesine gelmesinde ben önem buluyorum. Çünkü herhangi fark etmediği bir problem olabilir, bir kisti olabilir dediğiniz gibi, kendisini fark etmediği bizim görebileceğimiz bir problem olabilir. Bu da ilerleyen hayatında ona negatif olarak geri dönebilir. Anneleri de hiçbir şekilde utanmasın, sıkılmasın, kafalarında herhangi bir soru varsa veya cevaplamamızı rica ettikleri bir şey varsa biz çocuklarla çok rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz, rahatlıkla anlatabiliyoruz. Yeter ki bize getirsinler.